Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Bakın size kimi getirdim. Çok şık, tam bir yılbaşı kostümüyle, rugan ayakkabılarıyla falan. Evet. Benle yarışıyor neredeyse. Ya sana ulaşmak yetişmek mümkün mü? Sen Hancığım, çok hoş şıksın. Geldiniz. Yılbaşına bu yakışır. Ya geçmişte biz, değil mi? TRT çocuklarıyız, o TRT'nin. TRT olduğu dönem. TRT olduğu dönemlerde. Evet, o yıllarda böyle yılbaşı programları böyle şeyle, Zeki Ümren'in değil mi o saat 12'de sunmasıyla, insanların en şık kostümlerle televizyonlara çıkıp yeni yılları kutlaması, onu yaşatma adına çok simgesel de olsa ikimiz yakıştık ya bu geceye. Evet, biz de onu yapmaya çalışıyoruz zaten. Evet. 2020'yi, bu lanetli yılı, Time dergisi dedi ki en sevilmeyen yıl, yüzyılın en sevilmeyen yılı, uğurlayacağız bunu. Def olsun gitsin Seren. Ben yani ömrü hayatımda böyle iğrenç bir yıl görmedim. Evet, bütün dünya, her şeyi yaşadık. Herkes için gerçi öyle. Yani her şey, bütün kötülükler bu senede. 2020'yi bir daha Allah kimseye yaşatmasın yani dünya üzerinde. Evet. Evet. O zaman ben şunu da söylemek istiyorum. 2020'den dünya çok çekti ama bu İstanbul daha çok çekti. Vedat Türkali'ye selam olsun. İstanbul'la baş başa bırakıyorum. Ondan sonra da sahne Onur Akın'ın. Ne söylerse kabulümüzdür. Tamam, ben senin de yeni yılını kutluyorum. Bütün izleyicilerimizin yeni yılını kutluyorum. Ve yeni yılda her şey gönüllerince olsun. Önce sağlık olsun. Covid'siz, her şeyin gönüllerince olacağı, sağlık içinde, huzur içinde mutlu bir yıl diliyorum. Onur Akın'ı size emanet ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul. Bin bir direkli haricin de akşamlar, adalarında bahar, Süleymaniye'nde güneş. Hey sen ne güzelsin ey kavgamızın şehri İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla bekle bizi İstanbul. Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle. Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul. Haramilerin saltanatını yıkacağız. Bekle o günler gelsin, gelsin İstanbul. Sen bize layıksın, biz de sana İstanbul. İstanbul. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Parklarınla, köprülerinle, meydanlarınla
bekle bizi İstanbul. Bekle bizi İstanbul. Bravo, muhteşemsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Öncelikle ben bütün ulusumuzun, bütün halkımızın bu güzel günlüğü, bu özel günlüğü, yılbaşı günlüğü kutluyorum. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, savaşsız, sömürüsüz, güzel yıllar diliyorum bütün dünya halklarına ve ülkemize. Tabii Covid bizim için çok kötü oldu. 2020 yılını belki hayatımız boyunca hatırlamak bile istemeyeceğiz. O yüzden bir an önce gitmesini istediğim bir yıl 2020. Umuyorum ve diliyorum ki 2021 çok 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 güzel bir yıl olur ve 2020'yi unutturur. Geceyi sana yazdım, sızımı sana tutundum. Küsen sesine, tenine tutundum. Çaktım ateşi sesime, ateşi tenime. Ay ayrılık sana yandım, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Geceyi sana yazdım, sızımı sana tutundum. Küsen sesine, tenine tutundum. Çaktım ateşi sesime, ateşi tenime. Ay aydınlık sana yandım, gülen yüzüne yandım, yanarım sana. Sensizim, sana koştuğum iklimler boyu. Uykular, yanan liman uykular haram. Bir vapur geçer, dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Sensizim, sana koştum iklimler boyu. Uykular, yanan liman uykular haram. Bir vapur geçer, dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Koştuğum iklimler boyu. Uykular, yanan liman uykular haram. Bir vapur geçer, dalgasında savrulan ben. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Dön yürek yurduma, gurbet tenime dön, yanarım sana. Ay ayrılık sana yandı, gülen yüzüne yandım, yanarım sana.
Teşekkürler Onur Akın. Rica ederim Serhan. 2020'yi uğurlarken 2021'in umutlarına yakışır şarkılarla Görkemli Hatıralar izleyicisini ekran başına kilitledik. Şimdi Sokrates, Görkemli Hatıraları izleyenler bilir, arada bir minik öyküler anlatıyorum. Sokrates ölümünden bir gün önce idam edilecek, baldıran zehri verilmeden önce öğrencileri bir gün önce ziyaret ediyorlar. Bakıyorlar ki Sokrates ölmeden bir gün önce lir çalıyor. Ve lir çalıyor derken o bütün sanatçılara, bütün bu emekçi dostlarıma, Cihan Orhan'ın orkestrasına, bütün arkadaşlarıma ve ekran başında bizi izleyen 2020'de bu pandemiden en çok onlar çekti. O emekçi, müzisyen arkadaşlarıma yürekten selamlar. Öncelikle onların yeni yılını kutluyorum. Tabii öncelikle sağlık emekçilerinin yeni yılını kutluyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet. Sokrates de sizin gibi bir şeyler çalmak istiyor. Lir çalmak istiyor. Öğrenciler diyor ki hocam yarın sen öleceksin. Tadını bile alamayacaksın çaldığın lirin. Ne diyor biliyor musunuz? Sokrates ölmeden önce son dersini veriyor. Çocuklar diyor, zevk diyor çalmakta değil, öğrenmektedir diyor. Bravo, çok güzel. Evet, Sokrates'in bu sözüyle bir bağlama yapayım dedim. Şimdi sırada ne var? Şimdi yine benim Sevda Türklerimden, bestelerimden birisi. O da sevilen şarkılarımdan, zamana direnen şarkılardan birisi. Yine benim sevgili şair dostum Aydın Öztürk'ün şiiri Gece Sana Yazdım gibi. Yine bestesi benim. Yağmur Yüreklim. Arkasından? Arkasından bir Nazım Hikmet ve İlhan Berk iki şairi ben yan yana getirdim bu bestede. Seviyorum seni. Evet. Seviyorum seni de bu geceyi bitireceğiz. Bir kez benim, daha benim Onur Akın'ı, bir kez daha Onur Akın'ı size emanet ediyorum. 2020 senden çok çektik. Ben Covid biliyorsun yakın zamanda 15-20 gün oldu atlattım ve ses kısıklığım vardı. Belli oluyor mu? Yok belli olmuyor. İzleyiciler şu anda... Canlı söylüyorum. İlk defa söylüyorum şarkı. Covid'den sonra, aylar sonra ilk kez bir konserde Halk TV'de Onur Akın. Biz senin her haline kabulümüzdür. Senin her halin bizim kabulümüzdür. Burada olman bile yeterli. Çok teşekkür ederim. Onur Akın evinizde sizleri coşturmaya devam edecek. Sağ olasın. Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun? İçimde kırılır kalır ağlayan sesin. Susar yüreğimde yüzün, soluğun susar. İçimde kırılıp kalır ağlayan sesin. Susar yüreğimde yüzün, soluğun susar. Sarınıp yarama gitsem çare değil ki. Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar. Sarılıp yarama gitsem çare değil ki. Yüreğimde yangın çıkar, bu şehir yanar. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Oy dilsizim, oy gülmezim, yağmur yüreklim. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim.
sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı. Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır. Sensiz yaralıdır zaman, yıllar yaralı. Sararır içimde hüznün, ömrüm sararır. Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir. Bulutlara yazdım seni, yağmur yürekli. Belki kavuşamam sana, ölüm de gelir. Bulutlara yazdım seni, yağmur yürekli. Oy dilsizim, oy gülmesim, yağmur yürekli. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Oy dilsizim, oy gülmesim, yağmur yürekli. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Oy gülmesin, yağmur yürekli. Oy çiçek bakışlı yârim, rüzgarım benim. Bravo. Evet. Şimdi sıra geldi sevgili dostlar son şarkımıza. Bu gecenin son şarkısı. Benim 1995 yılında sizlere sunmuş olduğum bir şarkı. İki şairi ilk defa bir şarkıda iki tane şair, iki büyük şair yan yana getirdim. Nazım Hikmet ve İlhan Berk. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey diyor şair. Ne mutlu ki bize insan olmuşuz, insanlık sevgisini gerçek bilmişiz diyor Ruhi Su. O yüzden dünyadaki en güzel duyguyu en güzel anlatan şairlerin diliyle yine benim bestem. Seviyorum seni. Seviyorum seni, ekmeği tuzağını barıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp usluğa su içer gibi. Seni ekmeği tuzağını barıp yer gibi, geceleyin ateşler içinde uyanarak
ağzımı dayayıp boşluğa su içer gibi. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeyine, çayırları büyürken büyürken görürüm gülüm her sabah her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seni düşündükçe gül dikiyorum, ellerimin değdiği yere atlara su veriyorum. Daha bir seviyorum dağları yürüm her akşam seninle. Yeşil bir zeytin tanesi, bir parça mavi deniz alır beni. Seviyorum seni, ekmeği tuzağını banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp boşluğa su içer gibi. Seviyorum seni, ekmeği tuzağını banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp boşluğa su içer gibi. Bütün alkışlar Cihan Orhan ve onun muhteşem arkadaşlarına olsun. O güzel orkestraya olsun. Sağ olun. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Yılbaşı gecesi görkemli hatıralar devam ediyor. Antik Yunan'da filozofun birisine bir adam geliyor, oğluma eğitim ver diyor. Filozof diyor ki 100 altınını alırım. 100 altını sana vereceğime gider bir köle alırım diyor adam. Onun üzerine filozof diyor ki o zaman evde iki kölen olur diyor. Evet, görkemli hatıralarda dediğim gibi böyle küçük öykülerle devam edeceğiz. Aralarda bunları da konuşacağız. Şimdiki konuğum 68 kuşağı bilir, 78 kuşağı bilir, 80'lerde biz biliyoruz. Sadık Gürbüz bizlerle birlikte. Sadık Gürbüz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir yılbaşı gecesi, kırmızı bir gömlek ve Sadık Gürbüz. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Sevgili dostlarımıza iyi yıllar diliyorum. Sağlıklı bir yıl, yeni yıl diliyorum. İşlerin düzelmesini diliyorum. Aileleriyle, yuvalarıyla, çevreleriyle. Güzel bir yılın içerisine ne giriyorsa bizim dileğimiz, dilek olarak isteyen de bir yüz, vermeyen de 200. 200. O zaman hiç uzatmayacağım ben. Evet. Rahmi Saltuk, önce Rahmi Saltuk'a da bir selam olsun. Ağzımdan o çıktı. Onu da saygıyla selamlıyoruz. Görkemli Hatıraların o da özel bir ismi. Konuğu oluyor zaman zaman. Birlikte Ruhi Su'dan esinlenerek müzik yaptığımız iki arkadaş kaldık. Rahmi. Yani Ruhi ben, Su kuşağı Sümer, diyebilir miyiz size? Ruhi Su. Ruhi Su hocadan esinlenerek, onu hoca görerek. Ben direkt birebir çalıştım hocayla. Sümera koro da vardı. Ben koroda yoktum ama daha çok sonra çalıştım. Rahmi kendinin de söylediği gibi ondan esinlenerek. Dostluğu da vardı sonra. Tabii ki. O zaman ekin idim, oldum harman diyelim. Evet. Sonra da bir odam kireçtir benim ey. Bağlayalım. Evet, bağlayacağız. Arkadaşlarımız hiçbir programımız yok. Spontan olacak. Kendiliğimizden ne gelirse aktan olacak. Sadık Gürbüz sizlerle. Thank you.
düşürdün aşkınlarına, düşürdün aşkınlarına, karıştırdın küle beni. Atın yolun kenarına, yar geçtikçe göre beni. Atın yolun kenarına, atın yolun kenarına. Yar geçtikçe göre beni, yar geçtikçe göre beni. Çok yârem sızılar, gönül sevdiğin arzular, götürsünler yâre beni, gönül sevdiğin arzular, gönül sevdiğin arzular. Götürsünler yâre beni, götürsünler yâre beni. Ecel gelir haktan ferman, ecel gelir haktan ferman, can kesilir kalmaz derman. Ekin idim oldum harman, savursunlar yele. Ekinidim oldum harman, ekinidim oldum harman, savursunlar yele beni, savursunlar yele tutmuyor, onu katım
gitmiyor. Soyulup yatmayın can. O ölümüne ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Ben çalışan el ala oy, niye ben ölmüş miyim? Ben çalışan el ala oy, niye ben ölmüş miyim? O ölümüne Görkemli hatıralar devam ediyor. 2021 umut diyoruz.
bu umudu 2021 yılında koruyacağız. Sizler de yazın bakalım umuda dair neler, hangi beklentiler içerisindesiniz. Ve şimdi bu ülkenin çok önemli, çok değerli çiftlerinden birisi bizlerle birlikte olacak. Hani Bernard Shaw diyor ya, akıllı insan aklını kullanır, daha akıllısı başkasının da aklını kullanır. Birbirinin aklına, birbirinin sevgisine değer veren bir çift var yanımızda. Görkemli hatıralar, Erdal Erzincan'ı biliyor. Daha önce bize konuk olmuştu ama onun kıymetli eşi ilk kez Görkemli Hatıralar'da yılbaşı gecesinde yer alarak bu geceyi taşlandırıyor. Mercan Erzincan, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Evet, ben bu çifti size tanıştırmaktan, bu ülkeye bu gece Görkemli Hatıraları izleyen, Halk TV başında, halk ekranları başında Halk TV'ye kilitlenen bu ülkeye tanıtmak istiyorum. Daha önce onlar başka kanallarda da çıktınız ama bugün Görkemli Hatıralar'da olmak başka bir duygu. Eyvallah. Mercan Hanım, biraz sizi tanıyalım isterseniz. Türkülerle çocuklar da büyütüyorsunuz. Evet. Eşiniz Anadolu'ya yollara düşüyor. Siz de onunla birlikte gidiyorsunuz. Eğitim veriyorsunuz. Büyük bir iş yapıyorsunuz. Ne mutlu bize. En azından konservatuarda bizim hayatlarımız, yollarımız birleşti. Ve bu birliktelik 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Müzikle, Ali'yle. Ben 2021'de herkese sağlık, mutluluk ve hayatımızın normalleşmesini diliyorum hepimiz için. Zorlu bir süreç atlattık, atlatıyoruz, hala da içindeyiz. Umarım yeni yıl hepimize kaybettiğimiz umutlarımızı geri getirir, yeniden yeşertir. Dünya için zor bir sene oldu. Ama umut hiçbir zaman bitmez. Ben de buradan esinlenerek yeni albümün adına, kıymetli abimin anısına ithafen, ümit hep var dedik. 2021'e öyle girmek istedik. Evet, biz de hashtag açtık. 2021 umut dedik. Yazın sevgili Halk TV izleyicileri. Erdal Erzincan, o da bağlamasından yüreklere uzanan umudu anlatsın. Ben hep söylediğim bir şey var, bağlamanın emrettiği gibi yaşamaya çalışıyorum diye. Hakikaten bağlamanın hatırlattığı bize çok kıymetli yollar var. O yolları izlediğimiz zaman gönüllerde oluyoruz. Hep onu gördüm ama doğru, o yolu doğru takip etmek lazım. Çünkü bu yola baktığın zaman Yunus'tan bugünkü Aşık Veysel'lere, Davut Sulari'lere, Daim Babalar'a uzanan bir yol var. Müthiş bir külliyat, müthiş bir derinlik. Hiç aralarında birbiriyle çelişmeyen ozanların öğretisi var. Bu öğretiye layık olmak lazım. Uzazı taşıyorsak o öğretiye layık hareket etmek lazım. Onunla yaşadığım zaman, o düsturla hareket ettiğin zaman hakla da bağını kesmiyorsun. Evet, o zaman Mercan Erzincan bize Tokat'tan, bugün bütün Anadolu'yu geziyoruz, bütün Anadolu'nun yüreğine dokunmak istiyoruz. Gerçekten de bu coğrafya o kadar değerli, o kadar kıymetli ki, bu coğrafyanın en büyük gücü de kardeşliği, Alevisi, Kürdü, Sünnüsü, Türkü, Çerkezi, hepsi. Ermeni kökenlisi ile birlikte gerçekten bir bahçe, gerçekten bir çiçekler topluluğudur Anadolu. Biz sadece bu sevgiyi yaşatacağız. 2021'de bu ülke sevgiyi daha da fışkıracaktır. Sevgiden yana olmayanları da biliyoruz ama onları da sevgiye davet ediyoruz. Bu türkü de öyle bir türkü herhalde. Evet, bu türkü de şimdi sizlerle paylaşacağımız eser. Hacı Bektaş Veli evlatlarından Pir Hamdullah Çelebi'nin sürgününe ithafen Aşık Veli yazıyor bu şiiri. O sevgiyi, o aşkı, o güzelliği, o gerçeği biz hala günümüzde yaşatıyoruz. O sevgiyi anlatalım sizlere. Peki, yolu sevgiden geçen herkese gelsin bu türkü.
cep görür müyüm gül yüzlü şahı? Cümle aşıkların sırrı penahı. Var git durnam haber getir pirimden. Ak gülüm gülüm canım canım canım. Elif'in hecesinden, gündüzün gecesinden. Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Orkestramıza da teşekkür ederiz. Orkestra, evet, orkestra şimdi devreye girecek zaten. Orkestra bugün gece boyunca emekçi kardeşlerim Cihan Orhan Orkestrası diyoruz. Onlar da pandemi döneminin en sıkıntılı meslek grubu olarak yer alıyor. Onların da hakkını inkar edemeyiz ve ben onları şöyle bir Jimmy Jip'le hepsini bir göstermek istiyorum. Hepsi bugün çok başarılı bir şekilde bize eşlik ediyorlar. Sağ olun, var olun, emeklerinize evet, sağ olun. Biz de alkışlayalım, hepsini alkışlıyoruz. Emekçi dostlarım, sizi alkışlıyoruz. Evet. Bütün Türkiye sizi alkışlıyor, evleri başında sizi izleyenler. Onlar zor bir dönem geçiriyorlar. Devlet onlara işte 1000 lira mı yardım yapmak için seferberlik ilan etmiş güya. Merkel çıkıyor, 250 milyar euro sanatçılara yardımda bulunuyor. Bizler de biner lira vereceğiz. İşte bu emekçi, bu güzel insanlara katkıda bulunacağız. Neyse, sağlık olsun diyoruz. Bu günler de geçer arkadaşlar. Atlatacağız bu günleri. Ve şimdi sırada ne var? Çok sevdiğim bir eser var. Sivas'tan çıktı. Muhlis Akarsu'ya ait. O eserin bir hikayesi var. İçinde hatta bir sürü hikaye var. Büyük şehirlere göçen, Anadolu'dan gelip büyük şehirlere göçen, sonra tutunamayıp geri dönen birçok insanın hikayesini anlatıyor. Aslında çok acıklı bir hikaye ama yaşanmış binlerce, on binlerce insanın hikayesi. Dinleyelim. Erdal Erzincan da eşlik edecek. Sağ olsun. Orkestra da eşlik edecek. Eyvallah. Thank you.
pastan çıktı da iş arıyordu. Önüne gelene sordu, ha sordu. Durup dinlenmeden yol yürüyordu. Önüne gelene sordu, ha sordu. Önüne gelene sordu, ha sordu. Hem kara hem de deniz, yorgundu bezgindi solgundu beniz. Dedi şimdi burada nasıl ederiz. Sirkeci garında durdu, ha durdu. Sirkeci garında durdu, ha durdu. Devletin tahtı, burada açılmıştı ulusun bahtı. Döndü Anıtkabr'e, Atay'a baktı. Bir güzel hayaller kurdu, ha kurdu. Bir güzel hayaller kurdu, ha kurdu. Adana Ovası uzanır gider, pamuğa bürünür, bezenir gider. Bir zaman burada ırgatlık eder, eline ne geçse kârdı, ha kârdı. Eline ne geçse kârdı, ha kârdı. Gömleksizdi ayağı yalın, sarı sıcağında Orhan Kemal'in. Tam beş ay çekmişti kahrını elin. Dayanıp direnmek zordu, ha zordu. Dayanıp direnmek zordu, ha zordu. Yorganı yollara düştü, ovayı yürüdü, Toros'u aştı. Nide'den o yana Kayseri kıştı, yollar kapanmıştı, kardı ha kardı. Yollar kapanmıştı, kardı ha kardı. Katarına bir bilet aldı, üçüncü mevkide uykuya daldı. Bir ara biletçi kapıyı çaldı, Katar'da Sivas'a girdi, ha girdi.
öyküyü böyle bilmişti. Kardeşin evine gece gelmişti. Karısı hastaydı, çocuk ölmüştü. Eline edildi.